arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün arkadaşla şiftleri değiştirdik. Şöyle rüzgar var da yakından tutayım şöyle. Bugün arkadaşla şiftleri değiştirdik. Ben 4.12'ye geçtim. O sabah şiftine geçti bugünlük. Ben de dedim bari 2 haftadır denize gitmiyorum. Gidemiyorum daha doğrusu. Dedim bir şey yapayım. Saat öğlen 2.30'a kadar bir denize gireyim dedim. Ondan sonra 4.12 mesaisine yetişirim dedim. Onun için hem de sizlere bir video çekebilmek adına, yeni bir yer gösterebilmek adına böyle bir değişikliği kabul ettim. Şimdi Köhne diye bir yer var, oraya gidiyorum. Gerçekten köhne bir yer. Orada da yine dalış videoları çekeceğim, etrafı göstereceğim. Piknik olarak çok güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi buradan dolmuşa bineceğim. Alışveriş merkezine inip bir iki atıştırmalık bir şeyler aldıktan sonra yine dolmuşa binip dediğim mekana gideceğim. Ondan sonra da dalış videolarını çekeceğiz. Bu arada geçen hafta gerçekten güzel geçti arkadaşlar ama bizim işlerde böyle, bizim sektörlerde böyle. Sizin işinizi karıştırmak isteyen insanlar oluyor. Ne bileyim, şiftleri ve transferleri adaletsizce dağıtan insanlarla mücadele etmek zorundasınız. Onlarla beraber mücadele ederken de her şeye rağmen Allah hakkınızı o kadar veriyor ki. Eğer haklıysanız, hakkınız gasp ediliyorsa gerçekten ona sığının arkadaşlar. Bunun partiyle purtuyla hiçbir ilgisi yok. Ona sığının arkadaşlar. Yani sizi şey yapıyor. Neden ona? Sizi kolluyor, sizin hakkınızı size veriyor gerçekten. Çünkü geçen hafta benim bir transferimi değiştirip resmen gasp etmeye çalıştılar. Ondan sonra da onların işi olmadı. Benim o aldığım transfer yine havalimanında beni geri buldu. Ve havalimanında beni geri bulunca o transfer tam 10 euro verdi arkadaşlar. Yani benim misafirim bana geri gelmiş oldu. Hem de onların oyununu bozmuş oldu ve 10 euro aldım arkadaşlar. Ondan sonra da Yalıkavak Nusret transferimiz çıktı. Nusret'e götürdüğüm misafir arkadaşlar 200 lira verdi. Ertesi gün bir Nusret daha çıktı. 200 lira ondan aldım. 20 lira öyle aldım, 40 lira öyle aldım derken bir haftada 500 liradan belki 500 liradan daha fazla bahşiş aldım arkadaşlar. Ve işinizi düzgün yaptığınız için Allah'ın da yardımıyla bunlar mükafat arkadaşlar. Yani normalde hakkınız gasp edilmese zaten ayda en az 1.5-2.000 lira bahşiş toplayabilirsiniz. Biz biraz daha yukarıya hedefliyoruz ama bakalım, inşallah bir sıkıntı olmadan işimize gücümüze devam edeceğiz. Şimdi bugün keyfimizi kaçırmayalım. Gidelim. Dalışımızı yapalım. Mekanı size göstereyim. Şu dolmuş gelse de binsek artık. Burada soyunma kabinleri ve duşlar var. Ama aslında biraz elden geçse, buranın sahipleri ya da belediye ne yapıyorsa, beraber işbirliği yapıyorsun. Buraya biraz kum dökseler, ne bileyim, şu taşları ayıklayıp biraz kum plaj yapsalar, şu ön tarafa gördüğünüz gibi. Çok güzel olur. Denize sıfır bir yer. Aha. Arkadaş geliyor. Selamünaleyküm. Ne kadar oldu bu sene? Sibel şu an tele gelişiyorsunuz. He? Sibel şu an tele gelişiyorsunuz. Güzel. Dur, şuradan atlayayım. Bu sene zam gelmemiş ha. Evet, gördüğünüz gibi bu sene de 10 liraymış. Zam yok arkadaşlar. Memlekette tek zam gelmeyen yer burası herhalde. Ben 15'e de razıydım ama sen 10 dedin. Ne yapalım? Evet arkadaşlar,
malzemeleri koyduk buraya ağacın altına. Zeytin ağaçları var burada gördüğünüz gibi, güzel. Kahvaltımızı da koyduk, kahvaltımızı ederiz. Burada dediğim gibi mangal müthiş oluyor arkadaşlar. İster akşam gelin, ister öğlen gelin. Eğer boş yer bulursanız deniz kenarında, denize sıfır olarak mangalınızı yapıyorsunuz. Bugün güneş biraz az olduğu için denizin berraklığını göremiyoruz şu an. Ama şu teknenin ilerisinde gördüğünüz mekandan da bugün kafamı eserse dalış yapabilirim. Oraların dalış şeyini çok merak ediyorum. Burası köy ne? Dediğim gibi şu yerler, mahalleler bir belediyeyle ortaklaşa bir elden geçse insanlar buraya adam başı 15-20 lira giriş ücreti vermeye de razı. Yani kesinlikle bu mekanın sahipleri tarafından buranın elden geçirilip şöyle Bodrum'un en müthiş, en güzel plajı yapılabilir burası. Hatta karşıda gördüğünüz Luge Otel, La Blanche ve Titanic otelleri. Evet, aynı arkadaşlar, sualtı videolarımıza başlıyoruz. Buradan da alacağız. Şu tarafa doğru biraz gideceğiz. Bakalım bu sene başında buralar daha yıpranmamışken ne çeşit balıklar ve deniz süsleri göreceğiz. Ondan sonra da şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, su altında görüşürüz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Haksızlığa ve yaşadığınız olumsuzluklara rağmen Allah'a şükretmeniz yetiyor. Ben CHP'li Atatürkçü bir insanım. Fakat insanlar CHP'lileri Allahsız zannediyor. Rakı sofralarından kalkmaz zannediyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size bugünkü videomda Allah'tan dileğini isteyin dedim. Yaklaşık biraz önce de size ne dedim ben? Denizin dibinde ne balık kalmış ne bir şey dedim değil mi? İkinci dalışımdan sonra sizlere video çekmek için Allah'tan bir malzeme istedim. Şu anki gördüğünüz manzarayı ben 2 senedir görmedim. Etrafım yaklaşık orada en az nereden baksanız 3-5 bin tane balık vardı. Resmen etrafımı sardılar. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir koloniydi yani. Yaklaşık nereden baksanız 3-5 bin tane balık vardı orada.
Yani görüyorsunuz, yani canlı örneğiyle gördünüz. Daldım, büyük balıkları saymıyorum bile. Öteki etrafını saran 5000 balıklık ve onlar da yaklaşık boyutları 6'şar santim falan, yani ufak balıklarda değil de o kadar. Hamsi boyutunda balıklardı. Evet arkadaşlar, günü bitirdik en sonuna. Demin arkadaş dedi, abi sen dedi YouTuber mısın dedi. Dedim daha olamadık ama buranın doğallığı inşallah bozulmaz. Bir iki tane ufak yapı yapılarak doğallık bozulmadan konaklama kalitesi arttırılabilir. Daha turizme yönelik modern bir yer olursa herkes için daha iyi olur tabii ki. Doğayı bozmadan. Dolmuş bekliyoruz arkadaşlar. 5 dakika içinde gelse güzel. Buradaki dolmuşçularda fiyatlara dikkat edin. Bazen 4,5 yazar 5 alırlar. 5 yazar 5,5 alırlar. Onlara dikkat edin ve fazla aldıklarında zengin olacaklarını zanneden bu gerizekalıları şikayet edin arkadaşlar. 50 kuruşuna değilim ama herkes hakkı neyse onu alsın. Gidişi görüyor musunuz mu? Hayvan ol hayvan. Ama spor salonu çok ufak bir yer yapmışlar ve spor salonuna pencere koymamış gerizekalılar. O yüzden spor salonu biraz sıkıntılı ama yeni kantin alanımız böyle arkadaşlar. Halı saha. Kantin. Yeni havuzumuz bu. Biraz ufak olmuş yani şuraya. Şöyle 700 kişinin kaldığı bir lojmana ve bunların çoğunun erkek olduğunu ve çoğunun bir yer olduğunu düşünürsek, yani şu kadar müsait bir araziye, bu kadar bol bol arazi bulunan müsait bir bölgeye bu havuz niye bu kadar göt kadar yapıldı anlamak mümkün değil. Yani burada zaten kızlar, otelimizde çalışan bir sürü kız var, en az 300 tane kız var. Onları resmen havuz hakkından mahrum ediyoruz. Yani bayan çalışanlarımızın da havuza girmeye hakkı var ama burada havuza giren 20 tane 300 olunca nerede ne yaptığını bilmeyen, ne hareket, davranış özgürlüğü bir sürü insan olunca oradan buradan değişik şehirlerden gelen bayanların da tabii havuza girmesi zorlanıyor. Ama biraz daha şey olsa, geniş olsa, atıyorum şöyle bir 2-3 metre daha uzun olsa, bir 2 metre daha geniş olsa ki o kadar müsait ki arazi, yani etrafı bomboş kocaman bir arazi var. Rahatlıkla onlar da rahat rahat havuza girebilirler. Yani bu oteldeki, lojmandaki en büyük sorun personel için sosyal olan şeylerin, önemli olan şeylerin çok salak saçma yapılması, önemsiz olan şeylerin çok iyi yapılması. Yani her, tam bir terslik var yani. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Aa, kuaförümüze de geldik. Şuraya oturak bari 2 dakika. Evet, buralar güzel. Ya İstanbul'dan kaçıp burada tıraş olmak bile değiyor buna be. Ha, niye saklanıyorsun oğlum? Çocuk saklandı vallahi ya. Niye kapatıyorsun kardeşim ya? Bak bak şu yakışıklı kardeşlerime bak ya. When I was young, I fell in love with Mr. Old Hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know you thought it didn't like me much, and you didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea, just take my hand. Wanna tonight.
Burada da balıkçı restoranları var sırayla arkadaşlar. Balıkçı Hasan'ın yeriymiş burası. Restoranları devam ediyor arkadaşlar. Tur tekneleri falan filan var işte. Doy doy balık. Şu ilerideki yerde neresiymiş? Yengeç restoran. Evet arkadaşlar, güvercinlik sahilin kordonuyla beraber gezdik böylecikle. Şuradan bakayım. Aa, güneş böyle daha iyi vuruyormuş. Dur. Güvercinlikte ufak bir gezinti. Akşam da bir mangalı yakarsak güzel olacak. Onu da işte size gösteririz zaten. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi bayramlar bu arada.